Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için inanılmaz lezzetli mısır çorbası tarifi vereceğim. Videomun sonuna kadar izlerseniz nasıl yapmışım bu çorbayı hep birlikte görürüz arkadaşlar. Öncelikle bir bas soğanımı tencereme doğradım. Yarım yemek kaşığı tereyağı. Böyle tatlı kaşıkla bir tatlı kaşığı da sıvı yağ koyuyorum. Soğanlarımı iyice soteleyeceğim. Soğanlarımız kavruldu. Burada kapya biber, bir tane kapya biber. İki tane de yeşil biber. Onları da katıyorum içine. Bunları da soteleyeceğim iyice. Soğanlarım, biberlerim sotelenirken içine 3 diş sarımsak doğruyorum. Sarımsaklarla şöyle bir karıştırdıktan sonra biraz aroması çıksın sarımsakların. Şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası koyuyorum. Böyle bir tatlı kaşığı biber salçası. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salçamızın da kokusu çıktı. Şimdi tam bu esnada içine böyle bir yemek kaşığı mısır unu koyuyorum. Böyle mısır ununu da biraz kavurduktan sonra devam edeceğim. Bütün malzemeyi kavurduktan sonra böyle bir tatlı kaşığı pul biber koyuyorum. Yarım tatlı kaşığına yakın karabiber koyuyorum. Bunları karıştırıyorum. Şöyle bir fincan, bir su bardağı suyu diyelim. Koyuyorum soğuk suyu. Şöyle bir karıştırdıktan sonra diğer malzemelerle devam edeceğim. Burada şimdi yazdan aldığım, yazdan pazardan alıp haşladım. Haşladıktan sonra bıçakla güzel kestim. Mısırlarımı soğuduktan sonra buzluğa koydum. Şimdi taze mısırdan yapıyorum. Mısırlarımı koyuyorum. Şöyle bir kase kadar barbunyamı koyuyorum. Hepsini şöyle bir karıştıralım. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar tuzunu attım. Karıştırıyorum. Böyle kaynattığım 5 bardak suyumu döküyorum. Taneli bir çorba oluyor. İnanılmaz güzel oluyor. Deneyin. Yapın. Bana da yorumlarda yazın. Nasıl güzel bir çorba olduğuna. Bana yazarsanız memnun olurum. Ben bunu sürekli yaptığım bir çorba. Severek yapıyoruz. Severek yiyoruz. Sizin de seveceğinizi umut ediyorum. Çorbamı pişmeye bırakıyorum.
Çünkü çorbamın bulgurunu unutmuşum. Şöyle 2 yemek kaşığı bulgur atıyorum içine. 5 bardak su koydum. 1 bardak da soğuk su koymuştum. 6 bardak su koydum. Pişmeye bırakıyorum çorbamı. Mısır çorbamız pişmeye devam ediyor. Şöyle göstereyim sizlere nasıl güzel olacak. Pişmeye devam etsin. Kapatalım. Çorbam pişti. Çorbamın ağzını açıyorum. Ve sizlere bu muhteşem çorbayı yapmanızı öneriyorum. İnanılmaz güzel bir çorba oldu. Mutlaka bu çorbayı deneyin arkadaşlar. Bir seferde olsa deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadan geçmeyin. Beğeni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Ben şimdi sunuma geçeyim. Çorbamız servise hazır. Üzerine biraz da maydanoz koydum. Yapıp yiyecekler afiyet olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.